çeleği koyma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Parti çeleğimizin sunulması. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, çok kıymetli Çanakkale'liler, basınımızın güzide temsilcileri. 15 Temmuz şehitlerimizi anma haftası dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelenk koyma törenine hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli partilerim, Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanları canları pahasına büyük fedakarlıklarla korunmuştur. Yaşadığımız topraklar olan Çanakkale'mizde düşmana geçit vermemek üzere 250 bin şehidimizin yattığı topraklardır. Şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar darbelerden ve darbe girişimlerinden büyük yara almıştır. 15 Temmuz darbesi de bunlardan biridir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir uçurumun kenarından dönmüştür. 15 Temmuz 2016 gecesi başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletimizin büyük bütün kurumlarına sızmış olan FETÖ mensuplarınca yapılan darbe girişiminin yıl dönümünde bu girişimi yapanları ve buna fırsat hazırlayan herkesi bir kez daha açık ve kesin bir dille lanetliyorum. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı, onurlu duruşu halkımızın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı direnmesi askerimizin, polisimizin kararlı, sağduyulu duruşu bu darbe girişiminin başarıya ulaşmasını engellemiştir. 15 Temmuz ülkemiz için çok önemli derslerle doludur. Yeni darbelerin olmaması için bizi bugünlere getiren sebeplerin ortaya çıkarılması ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 249 şehitimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan bugüne kadar her zaman darbecilerin ve darbenin karşısında olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde de yine aynı şekilde bu darbeye şiddetle karşı durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan gerçek suçların ortaya çıkarılması için hukuk zemininde gereken her şeyin yapılması için Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir. Bugün yapılması gerekenler bağımsız yargı oluşturmak, Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmemektir. 249 şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere 15 Temmuz darbe girişimini
bir kez daha açık ve kesin bir dille lanetliyoruz. Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz'da demokrasi adına, cumhuriyetimiz adına Fethullahçı terör örgütünün kalkışmasını engelleyen, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı, onurlu duruşu ve halkımızın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı direnmesi ülkemizin anayasada demokratik kazanımı olmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna sokağın 15 Temmuz'u diyoruz. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır. Değerli arkadaşlar, belki de bazı arkadaşlarımız veya bazı seçmenler halkın 15 Temmuz'u bir daha mı 15 Temmuz var diye sorgulayacaklardır. Evet, biz halkın 15 Temmuz'unu anıyoruz ama bir de 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesiyle sarayın 15 Temmuz'u var. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilerek, OHAL ve kanun hükmündeki kararnamelerle bunu fırsata dönüştürme çabaları ve demokrasinin kalkıyorlar. Bizim genel başkanımız kontrollü darbeden kastını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bu ülkede yaşıyoruz. Bir de kendi ifadelerinden de yola çıkarak şunları değerlendirelim. Ve en önemlisi de bu FETÖ terör örgütü elemanları devletimizin kılcal damarlarının en ucuna yerleşmedi, yerleştirildiler arkadaşlar. Şimdi ben bakanlığın bu darbe girişiminin bir yıl sonraki bilançosunu açıklamak istiyorum sizlere. 169 tane general, 24 tane vali, toplam 50.510 kişi. Bu 169 generalin haricinde 7.098 albay ve altürkmede, 8.815 emniyet mensubu ve binlerce hakim savcı var. Bunlar yerleşmedi, yerleştirildi değerli arkadaşlar. Biz buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi Çanakkale'de de yıl dönümü olması ve dolayısıyla destan diye nitelendirdikleri bugünü maalesef ilan panolarında ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu yakalıyoruz. Adeta Türk askerini küçümsercesine 1991'deki Körfez Savaşı'ndaki generalin resmiyle Türk ordusunu ayaklar altına alacak derecede ciddiyetten uzak. Niye bir halis deniliyor? Veya niye FETÖ terör örgütünün resmini koymaktan çekiniyorsunuz? Bu denli ciddiyetten uzak bir anlayış sergiliyoruz ve bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak darbelerden en çok zarar gören partiyiz. Ve şunu seslenmek istiyorum. Bizler darbenin her türlüsüne karşıyız. Ama askeri, ama sivil. Bu vesileyle diyorum ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın demokratik, layık, sosyal hukuk devleti diyorum. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet'in ve demokrasinin bekçisi, kurucusu olan bir partiyiz. Asla ve asla bunlara zarar gelmesinin karşısında dimdik, canımız pahasına da olsa mücadelemiz devam edecek. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.